İyi günler arkadaşlar. Bugün 10 Eylül 2021 VTO Süper Tren Stratejimizin testinin ikinci sezon 3. hafta 5. gün sonundayız. Bir haftayı bitirdik arkadaşlar. Bugün itibariyle Cuma seansı 1447'den endeksimiz kapattı. Hisse senetlerimiz malum dünküler bu şekildeydi arkadaşlar. %29. Bugün de muhtemelen geri gelmelere devam etti. Akyeo hisse senedimiz. Evet. Bugünkü kapanış 2.30 arkadaşlar. Dün 2.43'ten kapanmış. Bugün 2.30'dan kapandı. Sürekli geri geliyoruz. Süper trendimiz sat vermediği için. Bakın bugün buradan sekmiş. Bunu ben test olarak, bir ikinci test olarak değerlendiriyorum. Pazartesi günü inşallah yönü yukarı olacaktır. Kârımız %22, %23 civarında şu an. Almat. Almat 1.88'den kapattı arkadaşlar. Süper trendimiz buy'da devam ediyor. Süper trend 10.2'de. Dün de 1.88'den kapatmış. Bugün de 1.88'den kapattı. %10'a yakın bir %9,9 karımız mevcut. Bunda da devam ediyoruz. Odaş bizi biraz zorluyor arkadaşlar. Bugünkü kapanışı Odaş'ın 1.48. Dün 1.47'den kapattı. Hisse senedinde bir sıkışma mevcut. Bakın şuradan itibaren 21 Haziran'dan bu yana bir yatay seyir halinde 1.59 ile 1.28 bandında. Yine %3,5 karımız Odaş'tan mevcut. Bunda da devam ediyoruz. Süper trendimiz buy durumunda. Ayen ilk aldığımızdan bu yana arkadaşlar hep zarardayız. Süper trend buy pozisyonunda. Bugün 4.83'ten kapatmış. Dün 4.85'ti. Dünkü zararımız %4,9'du. Bugünkü zararımız %5,2'ye çıkmış durumda. Süper trend buy'da olduğu için devam ediyoruz stratejimizin gereği. Peker. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bir sıkışma mevcut. Şuradan itibaren Temmuz'dan, Ağustos'un başından bu yana yatar seyri de devam ediyor. Bugünkü kapanışı 0.99. Hisse senedinin dün 0.97'den kapatmış. Bugün 0.99'dan kapandı. %2 karımız mevcut. Arkadaşlar burayı kırarsak şurayı. İlk hedefimiz şuradaki direncimiz 1.16 civarı. Yani bunda da beklentim benim biraz yüksek. Bakın Fibo'yu açtığım zaman da stopumuz burası olacak muhakkak. Bunun altı zaten 0.96'nın altı biraz riskli geliyor bana. Önü açık gibi yani şuradan sonra şuraya kadar soluksuz bir gidiş. Şuradakinin tersi bir gidiş olabilir arkadaşlar. Öyle bir şey olursa olacak demiyorum. Yani şu ilk dirence kadar %16 buraya kadar %72 bir karımız olabilir. Orta vadede arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ersu'yu 3.53'ten almıştık arkadaşlar. Ben şunu düzelteyim. O ilk alışımız da yanlış olmasın. Evet. 3.53'ten almıştık. Kapanışı 3.48. Dün 3.42'den kapanmıştı. 3.48'de kapanış. %-1'de zararımız bunda mevcut. Süper trendimiz al pozisyonunda arkadaşlar. Hisse senetlerimizin durumu zararda olanlar dahil arkadaşlar hepsinden ümitliyim. Atıyorum Akyeo en çok
kardan zarar pozisyonda olduğumuz hisse senedimiz akıyor. Dediğim gibi mesela şu dirençten sonra bu ara dirençlerde arkadaşlar, mesela şurada satabilirdik geri çekilmede. Bahsettiğim sattık bir kısmını diyelim, yarısını veya kar kaldı, ana parayı çektik, aşağı geldi, buralardan tekrar alınabilirdi arkadaşlar. Şimdi hiçbir şey satmadığımız için biz süper trende hep geri geldi. Ha, ne olacak? 2.25. Şurada stop olursak biraz bunun altına koymamız lazım. Şuraya 2.23'ten bile stop olursak arkadaşlar, yani sat verirse %19 kar olmuş olacak, ama bu %44'lü karlardan geldik arkadaşlar buraya. Ciddi manada. Yani ciddi bir kar marjıydı. En azından yani şurada olmasa bile şurada satıp bu direnci kırması beklenebilirdi. Aceleye gerek yoktu. Dediğim gibi %55, %58'lik bir kar şu an %19'larda. Ama daha gidecektir. Akyo da benim beklentim yüksek. Yani 5'li rakamlar diyorum ama o, tabii bu hemen olacak diye bir kaide yok. Elimizdeki hisse senetlerini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta yeni hisse senedi takibi yapabiliriz arkadaşlar. Olur ki stop olan hisse senedimiz olursa dipte olan belirlediğimiz yükselişe başlamamış kendimizce değerlendirip o hisse senetlerine geçeriz. Beklediğimiz kar marjına gelen hisse senetlerini satıp dipteki hisse senetlerine giriş yapabiliriz. Bu şekilde devam edeceğiz. Burada amaç günlük al sat değil. Şuradaki gibi arkadaşlar, bakın şurada aldırmış. Şöyle uzun vade, bakın. Uzun vade derken uzun kar oranlarında, bakın. %300 görüyorsunuz. Böyle karlar elde edecek pozisyonları yakalayabilmek. Burada vermiş şuradan. Bakın şuraya kadar %50. Yani şunun benzerini biz şurada yakaladık ama bakın neredeyse benziyor. Bir şekilde telafi edeceğiz. Neticede borsa herkesin bir stratejisi olmalı. Bu da bir strateji. Tamamen gösterge bazlı strateji. Dediğim gibi gösterge bazlı strateji takip edip belirli destek ve direnç noktalarında satıp belirli oranlarda veya tamamını geri çekilmesi beklenebilir. Direnci kırarsa tekrar giriş yapılabilir. Destek aşağı desteği kırarsa yine takip edilebilir. Güvendiğiniz hisse senediyse. Bu şekilde stratejiler geliştirilebilir. Bu hafta sonu tarama yapacağım yine. Pazar günü yani ayın 11-12'sinde Twitter'dan ve YouTube'dan onları paylaşacağım arkadaşlar. Sorularınız olursa YouTube kanalının altında yorum kısmına veya Twitter'dan da DM'den veya açık olarak da sorabilirsiniz. Önerileriniz olursa her zaman açayım. Ben de sizler gibi bu işi en az zararla götürmek istiyorum. Para kolay kazanılmıyor. Dediğim gibi çocukların masrafı çıksın, evin kirası çıksın modunda ilerliyoruz arkadaşlar. Uzun vade yatırımcı olsak zaten bunlara girmeyiz. Dipten bir hisse senedi alır, bir sene atarız. En kötü %70, %80. Tabii büyük bir siyasi bir veya farklı bir gelişme olmazsa ekonomik mutlaka gidecektir. Söyleyeceklerim bu kadar bu hafta. Pazar günü görüşmek üzere. İyi günler.